Yağmur'la Nilüfer'in telefonunda sinyal var mı? Nilüfer'inki bir 15-20 saniye açıldı ama mekanı belirlemek için yeterli olmadı. Semih'le alakalı bir ses var mı peki emniyetten? Saniye saniye bütün görüntüleri izledik, telsizleri dinledik. Emniyet de bir şey bilmiyor. Semih'i yaşatmaları için eninde sonunda bir açık vereceklerdi. Vermediler. Ne? Yani diyorsun ki iyi tarafından bakalım. Semih'in öldüğünü varsayalım. Semih öldüyse de leşini bulup benim ayağıma koyacaksınız. Akıl yürütmeyin. Nereye? Ambulans helikoptere söyle. Yukarıda hazır beklesin. Semih ölmediyse yaşamak için konuşacak. Konuşursa emniyet karışacak. Buradan benim adımı soyadımı duyacağız. İşte o zaman hepinizi bu şirkete kapatacağım. O helikoptere bineceğim, Güney Kıbrıs'a gideceğim. Söyle, hazır beklesin. Daha bitmedi ya. Ha? Bitince haber ver. Zaten hemşire yaptın hepimizi. Hareketler. Semih Karan. Şu andan itibaren resmi olarak gözaltındasın. Sen de birinci sınıf emniyet müdürünü alıkoymaya yardım ve yataklık etmekten şu andan itibaren resmi olarak gözaltındasın Mustafa Kerimcan. Ya amirim öyle demeyin. Ne güzel işte bir gezi olarak farz edin bunu. Oksijen, temiz hava. Yani sonuçta biz de sizi emniyette hapsettik. Ne güzel çıkmış oldunuz. Bana şaka yapma. Bana bakın. Eğer bu kaçırılma olayını birinden duyarsam, emniyette birilerinin kulağına giderse, sağda solda dillenirse, yemin ediyorum ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm. İnanılır gibi değil amirim. Zaten ben sizi nasıl kaçıracağım? Çok komik değil mi ya? Kim inanır buna? Semih Karan, yolda gelirken başsavcıyla konuştum. Taleplerini ilettim. Kendisi de Adalet Bakanlığı'yla konuşacak. Şimdi buradan hep beraber adliyeye gideceğiz. Bildiğin her şeyi tek tek anlatacaksın. Buradan adliyeye gidersem anında haberleri olur. Oradan sağ çıkamam. Bunu siz de biliyorsunuz. Korkma, ben seni korurum. Bu tip bir güvenceyle ilgilenmiyorum. Bakın, size her şeyi en baştan anlatacağım. Siz de görüntümü çekip Savcı Bey'e yollarsınız. İşbirliği içinde olduğuma herkes emin olur. İçleri rahat eder. Sonra buraya Rus konsolosluğu plakalı araçlar gelir. Ben bu araçları görünce size de bu organizasyonun başındaki isimleri veririm. Sen ne okudun lan? Uluslararası ilişkiler. Bitti bu. Bitti. Ah. Seni Sibirya kırsalına gitsem bile bulurum oğlum. Ölene kadar arkanda benim gölgemle yaşayacaksın. Al şunu. Kaydet. Konsoloslukla görüşüyorlar. Onların da canına minnet zaten. Alırlar seni, bir güzel ajan yaparlar. Şimdi bildiğin her şeyi buraya anlatacaksın. Sonra arabalar gelecek. İstediğimiz adamın ismini vereceksin. Sonra da araçlara binip cehennemin dibine kadar gideceksin. Rus bandıralı gemiyle İstanbul'a yaklaşık 100 ton uyuşturucu madde sokmak üzereydik. Mert Barca ve Mustafa Kerimcan düzenledikleri ortak operasyonda gemiyi ele geçirdi. Uğradığımız talimatın intikamını almak ve ilerideki işlerde kendilerinin yolumuzu kesmelerini engellemek için bir kumpas kurduk.
üzerlerine bazı suçlar atıp cezaevine girmelerini sağladık. Aç onu, aç. Hangi suçlar? Mert Barcan'ın arabasının patladığı ve karısının öldüğü olay patronların tarafından azmettirilmiştir. Gece yarısı Mert Barca kaçırıldı ve karısının katiliyle yüzleştirildi. Katil tarafımızca öldürülüp suç Mert Barca'nın üstüne yıkıldı. Mustafa Kerimcan'a ne oldu? Mustafa Kerimcan'ın evine ve arabasına uyuşturucu ve para yerleştirdik. Kendisine uyuşturucu ticareti yapıyormuş gibi gösterdik. Ya ben dedim amirim, dedim. Konuşma. Nasıl konuşmayayım yani, güvenmediniz bana. Lan oğlum bu görüntülerin hepsini izleyecekler bakanlıktan, konuşma. Mert Barca ve Mustafa Kerimcan'a atılan bu iftiralar iki komiserin de görevini yaptıkları içindir. Peki senin patronunla bunların bir husumeti var mı? Bu soruyu yanıtlarsam patronumun kimliği deşifre olur. Bu bilgiyi ancak konsolosluk araçlarını gördükten sonra size verebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.